ileri yaklaştırmadan çerçeveye. Sadece kimlik kartıyla güvenli kimlik doğrulması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti ödenecektir. E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden iş yeri ve benzeri kimlik kartıyla erişebilecektir. Kimlik kartı vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Yetersiz kişi doğrulamasına kaynaklanan usulsüz, yolsuzluk ve mali kayıplar, sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık gibi ve benzeri şeylere askeriye indirecektir. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde genel müdürlük web portalı ve e-kimlik randevu neveyi gov.tr üzerinden ya da çağrı merkezi 199 aracılığıyla randevu alınarak ve randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. Şimdi 2017'den itibaren Türkiye'nin tüm yerlerinde, illerinde kimlik kartı verilmeye başlandı. Biraz önce müdürümüzün de ifade ettiği gibi bu kimliklerin en önemli özelliği taklit edilmesi mümkün değildir. Artık sahte kimlik kullanma ve daha doğrusu sahte kimlik kullanma ya da sahte kimlik tedarik etmek mümkün olmayacaktır. Tamamen elektronik ortamda son teknoloji kullanılarak bu kimlik kartları üretilmiştir. İnşallah vatandaşlarımız da kısa sürede il müdürlüğümüze müracaat ederek yeni kimliklerini elde edeceklerdir. Biraz önce de söylediği gibi hayatı kolaylaştıran bir yöntemdir. Vizesiz olan tüm ülkelere pasaport mahiyetinde kullanılabilecektir. İmza da kolaylık sağlayacaktır.